İngiliz varyantı, Hindistan varyantı derken bugün yapılan açıklamayla İngiltere'de yeni bir mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Tay varyantı, İngilizlerin yeni korkulu rüyası. Şöyle ki ilk başta Tayvan'da ortaya çıkan bu mutant virüsün Mısır üzerinden İngiltere'ye gelenlerde görüldü ve şu anda İngiltere'de 25 vakanın tespit edildiği açıklandı. Varyantların sürekli İngiltere'de oluyor olması, bu kadar kısıtlamalara rağmen, uçuş yasaklarına, kırmızı listelere rağmen bütün varyantların İngiltere'de görüyor olunması da açıkçası şaşırtıcı bir durum tabii ki. Muhalif kanatta İngiliz hükümetinin aldığı tedbirlerle ilgili tabii ki bir gen soru önergesi vermişti, biliyorsunuz. Onunla ilgili mecliste de görüşmeler devam ediyor. Tartışmalar daha doğrusu devam ediyor. Bu kadar önlemeye çalışırken bu kadar fazla varyantın İngiltere'de görünüyor olması tabii ki oldukça endişe verici. Bu yeni Tay varyantının ne kadar etkili olacağı tabii ki bilinmez. Henüz çok ciddi bir bilgi yok konuyla ilgili. Sadece 25 kişi de olduğu ortaya çıktı. Ama İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün çok acayip bir etkinlik, çok acayip bir olay yaşandı. Şöyle ki İngiltere'nin, Londra'nın merkezindeki Chinatown'da, yani Çin mahallesinde binlerce insan bir araya geldi. Bunun nedeni de aşı olmaktı. Bir Çin birliğinin yapmış olduğu, burada bir sosyal, daha doğrusu bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu internet üzerinden açıklamada, burada NHS kaydı olmayan ya da adres göstermek zorunluluğu bulunmayan göçmenlerin yararlanabileceği bir aşı organizasyonu yaptıklarını söylediler ve bir otobüsle şehrin göbeğinde bir otobüsün içinde aşı yapacaklarını, bunun için de herhangi bir belge istemediklerini söylediler. Binlerce insan akın etti. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Akabinde tabii hemen yetkililerden açıklama geldi. Şu an hangi aşıyı yaptıklarını bilmiyoruz. Kimlere yapıldığını bilmiyoruz. İngiltere'de sadece 3 tane aşı resmi olarak Sağlık Bakanlığı'nın kuruluşlarında yapılıyor. Bunlara itibar etmeyin diye. Ama özellikle uzak doğulu binlerce vatandaş bugün Çin mahallesinde büyük bir kalabalığa neden oldu. Covid ile ilgili bugün yine enteresan bir gelişme vardı. BBC'nin muhabirlerinden biri AstraZeneca aşısını olduktan sonra kan pıhtılaşması nedeniyle 44 yaşında vefat etti. Tabii tanınan bir simanın bu aşı sonrasında vefat etmesi bir anda ülkede infial yarattı. Çünkü ekranlardan görmeye alıştıkları birinin ölüyor olması İngilizleri derinden üzdü ve şüpheye düşürdü, özellikle aşıyla ilgili. Şu ana kadar yapılmış resmi bir açıklama yok. Yani acaba aşı nedeniyle mi öldü, bir yan etki mi? Bu net olarak bilinmiyor. Ancak ailesinin yaptığı açıklamaya göre ölüm nedeni olarak da kan pıhtılaşması gösterilmiş hastane tarafından. Bu tabii ki insanları bir nebze olsun endişeye sürükledi. Çünkü İngiltere'de en çok kullanılan aşı AstraZeneca aşısı. Yan etkileri de çok uzun zamandır tartışılıyor. Fakat İngiltere hala dünyada en çok aşı yapılan ülkeler sıralamasında ilk 3'te yer alıyor ve hayatın da normale döndüğünü göz önünde bulundurursak aşının elbette yan etkileri olacak ama sonuç itibariyle bilime kulak vermekte her zaman fayda var diyoruz.